Aşağıdaki grafiklerde 3 özdeş kasa uygulanan uyarılara bağlı kasların zamana bağlı kasılma şiddetleri verilmiş. Numaralandırılmış olarak verilen grafiklerdeki kaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Şimdi grafiklerimize bir bakalım. Birinci grafiğimizde arkadaşlar birinci kasa uyarı sıklığı fazla şekilde verilmiş. Tam olarak gevşeyemeden bakın tam olarak gevşeyemeden yeniden kasılmış tam olarak gevşeyemeden yeniden kasılmış biz bu duruma yarı tetanos diyoruz. İkinci kasta ise kas kasılmış, gevşeyemeden kasılı kalmış. Bu durumun sebebi çok fazla uyarı sıklığının olması. Arka arkaya uyarı verildiğinde bir kas gevşemeye fırsat bulamadan kasılı kalır. İşte bu duruma biz fizyolojik tetanos diyoruz. Yani aslında halk arasında kramp olarak bilinen durum Üçüncü kasta ise normal bir kasıl sarsı grafiği görüyoruz. Kas önce gizli evre geçirmiş, sonra ne yapmış? Kasılmış, gevşemiş ve tekrar dinlenme evresine geçmiş. Şimdi şıklarımızı birlikte değerlendirelim. Uyarı sıklığının en fazla olduğu kas 2'dir. Evet tam bir tetanos hali olduğu için uyarı sıklığı en fazla 2'de sonra 1'de sonra 3'de eğer sıralayacak olursak dolayısıyla A şıkkımız doğru. Birinci kasta Kalsiyum iyonlarının hepsi sarkoplazmik retikuluma geçmeden yeniden uyarı verilmiştir diyor. Kalsiyum iyonları arkadaşlar kasılma sırasında sarkoplazmik retikulumdan önce sitoplazmaya geçer. Sonra aktin ve miyozinlerin arasına geçer. Kasılma gerçekleşir. Sonra bu kalsiyumun işte geri sarkoplazmik retikuluma dönmesi gerekiyor ki gevşeme sağlanmış olsun. İşte hepsi sarkoplazmik retikuluma geçmeden yeniden uyarı verildiği için tam olarak gevşeyemeden tekrar kasılmış yarı tetanos dediğimiz durum gerçekleşmiş. Bu da doğru. İkinci kasta fizyolojik tetanos gerçekleşmiştir diyor. Biraz önce bahsettik. Üçüncü kasa verilen uyarı şiddeti ile birinci kasa verilen uyarı şiddeti aynı olabilir diyor. Üçüncü kasa verilen uyarı şiddetiyle Birinci kasa verilen uyarı şiddeti aynı olabilir. Nesi farklıdır arkadaşlar? Sıklığı farklıdır. Birinci kasa daha sık uyarı verilmiş. Üçüncü kasa ise aynı sıklıkla uyarı verilmemiş. Dolayısıyla aynı olabilir şiddetleri. İkinci kasta sarkoplazmik retikulum bulundurduğu kalsiyum iyonlarını sarkoplazmaya bırakmamıştır diyor. İkinci kasta arkadaşlar kasılı kalmış. Yani sarkoplazmik retikulumdan e, sarkoplazmaya kalsiyum iyonları çıkmış, Aktin miyozinler arasına gitmiş, kasılmış, ne yapamamış? Geri sarkoplazmik retikuluma dönememiş. Dolayısıyla E şıkkımız yanlış. Bize de yanlışı sorduğu için doğru cevabımız E şıkkı.